Türkiye'nin doğal gaz konusunda dışa bağımlılığını azaltacak projenin çalışmaları sürüyor. Bir başka gemiyle beraber geldi Filos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Karadeniz gaz sahasını geliştirmek için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani Türkiye'nin ulusal petrol şirketi çalışmalarına hız verdi. TPAO Genel Müdürü Melihan Bilgin, Sakarya gaz sahasını geliştirme projesi hakkında bilgi verdi. Deniz tabanına kablo döşeyecek olan Seven Artrik isimli geminin İstanbul'a geldiğini söyledi. Sakarya gaz sahasındaki geliştirme projesindeki önemli evrelerden birisini daha tamamlamak üzereyiz. Bütün sistemi kontrol edecek olan, toplamda 180 kilometre serilecek olan kordon bağı hattı, 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek bir başka gemiyle beraber geldi. Gemi bu hafta içinde Filios Limanı'na varacak. Çalışmalara hızlıca başlayacak gemi, ana hat borularını yerleştirecek ve büyük deniz tabanı yapılarını inşa edecek. Bu kordon bağı ünitesi, elektrohidromekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir. Gemide 110-120 personel faaliyet gösterecek. 1000 ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler, 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicileri geminin üzerinde mevcut. Açık denizlerde en yüksek teknolojiyle çalışan Seven Artrik, gemisi yıl sonuna kadar faaliyetlerini tamamlayacak. TPAO Genel Müdürü Bilgin, proje tamamlığında deniz tabanındaki gaz üretim tesisiyle karadaki gaz alım işleme merkezini birbirine bağlanacak, dedi. Tam gaz devam.